Ben Sabro Bengaro. Herkese selamlar. Bugün burada önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Taner Akçam. Taner hocam merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sabro. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Size iyi akşamlar mı iyi sabahlar mı dileyeyim? Ben şimdi İsviçre'deyim. Saat öğleden sonra geç vakit burada. Evet farklı kıtalardayız hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Hocam Türkiye'de birçok tabu var ve bu tabulardan bir tanesi de bilindiği üzere soykırımdır. Ve özellikle Ermeni soykırımıdır. Siz seneler önce bu tabuya dokundunuz. Başınıza gelmeyen bir şey kalmadı. Bugünlerde de diğer başka bir tabuya dokundunuz suçun kendisi vardı ama adı yoktu. Onun adını koydunuz. Birkaç hafta önce Aras yayınları tarafından üst başlığı 150 apartheid, alt başlığı 1918-1923 Türkiye'si Bağımsızlık ve Apartheid Rejiminin İnşası isimli kitabınız çıktı. Bugün bunu sizinle konuşmak istedim. Suriyelilerle ilgili bölüme girmeden önce lütfen bize böylesi bir kitap düşüncesine nasıl başladığınızı anlatır mısınız? Nedir bu apartheid deniz? Ya. Bizler bunu bir şekilde Güney Afrika rejimiyle sınırlı tutuyorduk. Meğerse yanılıyormuşuz. Öyle değil mi hocam? Evet, yanılıyoruz. Güney Afrika rejimiyle alakası yok. Ama e, galiba iki ayrı konu var. Birisi ben bu kitabı yazmaya niye ve nasıl karar verdim. İkincisi de apartheid nedir, nasıl anlamak gerekiyor. İstersen birinci e, konuya önce bir değinelim. Çünkü o e, bir süryani arkadaşımla doğrudan irtibatlı. ismini de e, verebilirim. E, Hanna Kerkini'nin e, ilginç bir katkısı oldu bu kitaba. Ben aslında 2019'dan itibaren e, Türkiye'ye yeni bir hafıza, yeni bir tarih yazımı gerekli olduğunu gazete duvarda ve başka yerdeki yazılarımda ifade ediyordum. Ve bu nedenle de işte yeni bir tarih yazımı açısından Kürt meselesine de değişik bir tarzda bakmak gerektiğini düşüyor, düşünüyordum ve o doğrultuda yazıyor ve okuyordum. Hanna Kerkin aradı bir gün beni bu yazılarımdan dolayı. İşte Kürt meselesine ilişkin okuduğumu söyledim ona. Şeyh Said'e ilişkin okuduğumu söyledim. Aa senin haberin var mı? Yok mu dedi. Benim büyük amcam Malak Barşom idam edilmiştir dedi. Şeyh Said'e katıldığı için. Tepkim bir Şaka mı yapıyorsun sen dedim. Yo dedi. Bir tek o değil dedi. Onunla birlikte sekiz süryani daha... E, idam edildi Giddi. dedi e, yani Malak Barsom daha da fazla süryani sayısı idam edilen süryani sayısının daha fazla olduğunu tahmin ediyorum çünkü o mahkeme kayıtlarının çok ciddi taranması gerekiyor henüz yapılmış bir iş değil ondan sonra öyle deyince ben ya sen ne yaptın ne söylediğin farkında mısın dedim ve bana hayır e, Malak Barsom hakkında yazılmış bir Otobiyografi e, olmayan yani biyografi var e, büyük amcalarımdan birisi yazdı dedi ve bunun üzerine bana e, Safar Safar'ın e, Malak Barşom hakkında yazdığı kitabı yolladı ve e, evet The Origin of Heroes kitabını yolladı e, ve o kitapla birlikte ben e, Şeyh Said ayaklanmasına Hristiyanların katılımı ki Türkiye'de birçok insanı şaşırtacak bir konuydu. Daha derinlemesine ele aldım. Ve kitapta Şeyh Said aslında bir İngilizce deyişiyle case study, yani bir örnek olaydır. Yani bütün bir kitabın içinde bir örneği anlatır. Asıl e, kitapta dört büyük tez vardır. Ve bu e, tezlerin ışığında... Şeyh Said olayında yeni bir yaklaşımla ele alan kitap ortaya çıktı. Kitabın özel hikayesi bu. Büyük bir kitap da değil aslında. Bu bir konferansa, yine bir konferansa çağrılmıştım. Ve orada konferans için bir normal bir tebliğ yazdım. 10-15 sayfalık. Fakat tebliğ yazarken o kadar çok malzeme birikti ki elimde. Ya bari bunları bir e, risaleye çevireyim eski deyişle. Yani kitap değil, makale değil, ikisinin arasında bir şey olsun. Ağırlıklı beni e, teşvik eden de Cumhuriyet'in 100. Yüz, yüzyılı. Yani bu Ekim ayında gelecek ve konu çok tartışılacak Türkiye'de. Belki bu tartışmaya naçizane bir katkım olabilir tartışmayı bir yerinden tutabilirim diye kitabı yayınladım. Yoksa yani birkaç yıl daha, 3-4 yıl daha üzerinde çalışıp 500-600 sayfalık bir kitaba da döndürülebilirdi. Ama ben e, bu şekilde bir yöntem izlemeyi tercih ettim. İyi de oldu. Hocam kitabı dört ana teze sizin de dediğiniz gibi ayırıyorsunuz. Bu dört ana tezi kısaca öyle özetler misiniz lütfen? Şimdi e, kitabın dört ana tezinden birincisi Türkiye'deki rejimin adının apartheid olduğudur. Şimdi aslında tez e, apartheid olduğu üzerine durmaz bile, kitap da durmaz fazla. Kitaptaki ana soru ya bu kadar açık olan. Yani kitabın varsayımı Apartheid Türkiye'de o kadar açık, o kadar çıplak, o kadar gözümüzün önünde ki biz bunu niye görmedik? Birinci tez bu niye görmedik sorusuna cevaptır. Onun içinde kitapta apartheid tanımını arayanlar çok fazla bir şey bulmayacaklardır. Apartheid tanımı yerine çok kısa bir cümle alınmıştır ve onun dışında diğer doğrudan tezlere ve konulara girilmiştir. İstersen sonra bu apartheid kavramı üzerine de durabiliriz. Şimdi durmayalım. Bu dört sözü özetleyeyim. Evet hocam. Birinci ee, tez. Pardon. Evet buyur. Buyurun, buyurun hocam. Birinci tez demin de söylediğim gibi ya bu apartheid'sa ve bu kadar açıksa gözler önünde bir olguysa niye biz bunu göremedik? Bu konudaki birinci iddiam 1918-23 döneminin Türkiye'de hala bir kurtuluş savaşı olarak görülüyor ve konuşuluyor olmasıdır. Yani Türkiye'de cumhuriyeti eleştirel bakanlar, ya yani bugünkü cumhuriyet rejimini eleştiren bütün yazarlar Erken Cumhuriyet döneminde azınlık sorunuyla ilgilenen yazarlarımız diyelim veya Kürt meselesiyle ilgilenen yazarlarımız diyelim. Bunun dışında Cumhuriyetin genel tarihiyle ilgilenenler hep 1918-23'ü kategorik olarak bir kenara koyarlar. Her şey 23-24 ile birlikte başladı derler. 1918-23'ün bir kurtuluş savaşı olduğu farklı kelimelerle anlatılır. Kürtler de, İslami çevrelerde, Aleviler de ve solcularda esas olarak şu ana fikirden hareket ederler. Osmanlı dağılmıştı. Yabancı kuvvetler, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Anadolu'yu işgal etmişti. Anadolu'nun Türkleri ve Kürtleri, Anadolu'nun halkları bu işgalcilere karşı anti-emperyalist bir mücadele verdiler. Hepsinin ortak söylemi budur. Aralarında önemli bir fark vardır. Fark da aslında iyi başlamıştık ama sonradan saptı biçiminde forse edilebilir. Evet. Kürtler derler ki ya biz de Türklerle birlikte asli unsurduk. Bu Kurtuluş Savaşı'nı birlikte veriyorduk. Ama Türkler Lozan'da kendi istedikleri toprakları alacaklarını fark edince biz Kürtlere kazık attılar. Bize verdikleri sözleri tutmadılar. İşte Amasya protokolleri vardır. Ankara Meclisi'nde alınmış bir otonomi kararı olduğu söylenir. Bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmik konuşması vardır, Eskişehir konuşmaları vardır, buralar El Cezire komutanlığına 1921'de yolladığı mektup vardır. Bütün bunlar liste olarak sunulur veya Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi bunlar ezberi olarak bildiğimiz şeylerdir. O kongrelerde esas karar Anadolu'nun işte Müslüman halklarının birlik olduğu, kardeş olduğu, eşit olduğu söylenir. Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmaları tekrar edilir. Mustafa Kemal çok açık işte bu Anadolu toprakları işte Türk'ündür, Kürt'ündür, Çerkez'indir, hepimiz kardeşizdir falan der. Ve dolayısıyla Kürtler işte bizleri hep birlik ve beraberlikle yola çıkartlar ama sonra bize kazık atlar ve Kötülük yaptılar ve bir Türk Devleti kurdular derler. 1924 Anayasası'nı da dönüm noktası olarak kabul ederler. Ee, İslami çevrelerin tutumu da fazla farklı değildir Sabro. Yani çok iki özet cümleyle derler ki İslami kesimlerde e, bütün bir kurtuluş savaşı aslında saltanatı ve hilafeti kurtarmak için e, hilafeti yeniden kurmak, tesis etmek ve halifeyi kurtarmak için verilmiştir. Aynen öyledir. Doğrudur. Onlar da doğru söylüyor. Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde bu açıkça ifade de edilir. Daha sonra meclisteki konuşmalarda da ifade edilir. Ama sonra der ki İslami çevreler ya Mustafa Kemal hilafeti kurtaracağız, saltanatı kurtaracağız diye bütün Müslümanları peşine taktı. Ondan sonra da laik devlet kurarak Müslümanlara kazık attı. Biz solcular da benzeri bir dili kullanırız. Mustafa Kemal anti bir savaş veriyordu. İşte Sovyetler Birliği ile anlaşmıştı. Gayet iyiydi vaziyetler. Ama bu savaşı sonuna kadar götürmedi. Onun için de e, kapitalizmi e, tercih etti. Ve biz bu nedenle Mustafa Kemal'in yarıda bıraktığı yolu devam edeceğiz. Bütün bundan dolayı Türkiye'nin bugünkü günümüzdeki bütün siyasi kadroları, solcuları da sağcıları da müslümanları da laikleri de alevileri de hepsi şunu söyler. Eskiden yarıda kalmış bir iş vardı. İyi başlamıştı. Biz şimdi o yarıda kalan işi tamamlayacağız. Ve kendilerini o 1918-23 Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin ikinci temsilcileri sayarlar. Abartmadan bakın gazeteleri. Kemal Kılıçdaroğlu biz ikinci Kuvayi Milliyecileriz der. Ve ülkemiz yeni bir Kuvayi Milliye Savaşı veriyor derler. Özellikle laikler biliyorsun 2000'li yıllardan sonra Kuvayi Milliye Dernekleri kurdular. İslamcı gericiliğe karşı, halifeliğe karşı, şeriatçiliğe karşı Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliyeciler olarak yeni bir kurtuluş savaşına çağırıyoruz herkesi dediler. Solcular biliyorsun 1900 68'de sol hareketler biz ikinci kuvayı milliyeciyiz dediler. Daha geçen yıl bazı siyasi partiler Türkiye'de sol siyasi partiler 19 şey, Ağustos 1922 30 Ağustos zaferi ışığında yaşasın ikinci kuvayı milliyeciler diye e, açıklamalar yaptılar. İslamcılar açın bakın e, Tayyip Erdoğan'ın özellikle 2016 askeri darbe teşebbüsünden sonra söylediklerine o da biz ikinci kuvayi milliyecileriz. Yabancı güçler bizi yıkmak ve parçalamak istiyorlar. Biz bunlara karşı kuvayi milliye savaşı vereceğiz. İşin özeti, Türkiye'nin bugünkü siyasi eliti, ayrım yapmıyorum. Sağcısı, solcusu, İslamcısı, Alevisi, hepsi kendilerini hem geçmişteki o kurtuluş savaşını veren önderlerle identite ederler, onlarla özdeşleştirirler. Hem de bugün verdikleri siyasi mücadeleyi esas olarak bir kurtuluş mücadelesi olarak görürler. Benim iddiam bu çok eksik, eksik olduğu için de yanlış bir bakış. Çünkü 1918-23 sadece bir Batılı güçlere veya işgalcilere karşı kurtuluş savaşı değildi. Bu aynı zamanda bir kuruluş dönemiydi ve Apartheid 1918 ile birlikte hele hele meclis Ankara'ya taşındıktan sonra 1920 Nisan'ında Ankara'da bir meclis kurulup Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini üstlendiği andan itibaren bu ülkede apartheid rejimi kuruldu. Biz hep kurtuluş diye konuştuğumuz için ama kuruluş diye konuşmadığımız için 1918 sonrası apartheidın nasıl kurulduğunu görmedik, göremedik. Ve 1920'lerde hatta mecliste hemen 1920 meclisinde çıkartılan kanun ve kararnamelerle ben Türkiye tarihinin yeniden okunması gerektiğini söyledim. Birinci tez bu. Tezin biri tekrar ediyorum. 1918 sonrasını artık bir kuruluş hikayesi olarak anlatmamız gerekiyor. Bir kuruluş, apartheid sisteminin kuruluşu olarak konuşmamız gerekiyor. Bu bugüne kadar hiç söylenmemiş bir şeydir ve bugüne kadar benim gibi eleştirel tarihçilerin söylediklerinde aşan bir şeydir. Bu husus önemlidir. Şimdi benim gibi Ermeni soykırımıyla veya Süryani soykırımıyla veya genel olarak Hristiyan soykırımıyla uğraşan bütün arkadaşlar hep şu argümanı ileri sürmüşüzdür. Ya evet yani Türkler, Kürtler veya işte Anadolu'da bir kurtuluş savaşı denen bir şey verildi. Bağımsız bir e, devlet kuruldu ama bu esas olarak İngilizlere ve Fransızlara değil daha çok işte e, Yunan işgaline karşı, Ermeni işgaline veya tehdidine karşı verildi. Mustafa Kemal'in çok yani herkesin bildiği bir istifa mektubu vardır ordudan e, istifa ederken Erzurum'dan mektup yazar der ki Yunan ve Ermeni tehlikesine karşı bağımsız vatanın topraklarını korumak için ben askerlikten istifa ediyorum. Bütün bir savaş, cumhuriyet savaşı bu anlamda bir iç savaş olarak okunabilir diyorduk. Ama yani hala bizim yaklaşımımızda bir egemenlik sorunu. Yani sonuçta Anadolu toprak, Osmanlı parçalanmış. Anadolu toprakları üzerinde kim hangi toprağı alacak? Kürtler ya işte bize şuralar verilmeli, Ermeniler bize buralar verilmeli, Yunanlılar bize buralar verilmeli diyorlardı. Türkler de hayır oralar sizin değil bizimdir diyordu. Sonuçta biz bu tartışmayı büyük ölçüde bir egemenlik tartışması olarak görüyordum. Kimi Türklerinkini çok büyük bir anti mücadele olarak görebiliyordu. Kimisi de benim gibi veya başka biri gibi ya o kadar dediğiniz kadar da anti değildi. İşte Alaşehir'deki, Bursa'daki, Ege bölgesindeki konferanslara bakarsanız işte o meşhur e, Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyetlerinin kongrelerine işte İngilizler geliyorlardı oraya, konuşmalar yapıyorlardı. İngilizler konuşunca Türkler alkışlıyorlardı. İşte efendim Sivas'ta Amerikan mandasını zaten kabul etmişti Türkler falan gibi yani bu anti-emperyalist kuvvetli retoriğini zayıflatan argümanlar ileri sürüyordu. Hayır. Benim söylediğim bu değil artık. Ben diyorum ki bugün o tartışmayı yine yapın. Yani bir mahsuru yok o tartışmanın yapılmasında. Ama ister anti olsun, ister iç savaş olsun, bu egemenlik hakkı dışında bakmamız gerekiyor. O da 1918'den itibaren bu ülkede apartheid rejimi kuruldu. Dolayısıyla kurtuluşla değil, kuruluşla uğraşalım ve oraya bakalım. Birinci tezim buydu sabrım. Hocam ikinci teze, ikinci teze gelmeden önce bu kuvayı milliye ruhu hem sağcıları hem solcuları önemli ölçüde birleştiriyor. Nedir bu kuvayı milliye ruhu? Bu kuvayı, kuvayı milliye ruhu nu biz 1915'lerde de yaşadık. Oradaki çete grupları, Ermenilere, Suriyelilere karşı kuvayi milliye ruhuyla birlikte hareket ettiler. Bunu biraz açar mısınız anlamlı hocam? Ya bu kendi başına çok uzun bir tartışma konusu. Kuvayi milliye ruhu büyük ölçüde Anadolu'da 16 Mayıs 1919'da Yunanlıların Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasıyla birlikte başlayan Türk Ulusal Direniş Hareketi'nin adıdır. Bu anlamda 1915'ten farklıdır 15'te yaşadıklarımızdan. Ama çok önemli bir hususun altını çiziyorsun. Ortada ciddi bir süreklilik de var. Bunu Hristiyanlar en iyi damarlarında hissederler. Şöyle bir örnek vereyim, bu Kuvayi Milliye ruhu bir taraftan elbette ki topraklarının işgal edilmesine karşı çıkan her milletin göstereceği bir tepkidir. Yani ne geziyor İngiliz İstanbul'da, ne geziyor Fransız Adana'da, Antep'te, Maraş'ta, dolayısıyla yabancı işgale karşı ülkenin bağımsız olması doğal bir duygudur. Her ulus böyle bir duyguya sahiptir. Fakat işte demin ki kuruluşta göremediğimiz yani kuruluş diye baktığımızda göremediğimiz bir husus var Kuvayi Milliye ruhunda. Onu da bir örnekle anlatayım. İngilizler ve Fransızlar ve İtalyanlar yani galip gelen güçler İstanbul'u işgal ettiklerinde bölgelere heyetler yolluyorlar Sabri. Özel heyetler gidiyor bölgelere ve Osmanlı hükümetinin temsilcisi de var bu heyetlerin içinde. Bölgeye giden heyetler bölgedeki yerel yöneticilerden üç şey istiyorlar. Bir, 1915 konusunda suç işlemiş bürokrat, devlet adamı, kişi varsa bunların isimlerini bildirin ve bunların yargılanmalarını sağlayalım. Yani 1915'te suç işlemişlerin yargılanmasını istiyordu işgalciler. İki, Ermeniler geri dönüyor, Rumlar geri geliyor. Bu geri dönenlere yerleştirin, evlerine yerleştirin. Sorun çıkartmayın geri gelmelerine. Üçüncü talep, bunların el konulmuş, çalınmış mallarını geri verin. Şimdi bu üç talep hiç hoş talepler değil ve on çünkü bir sürü yere bu Hristiyanlardan kalan topraklara mallara mülklere Müslüman göçmenleri yerleştirmişler. Onları da belki sonuçta çok yani suçlayamazsın işte e, Yunanistan'dan gelmiş veya Kafkaslardan gelmiş yersiz yurtsuz Müslüman bedava ev vermiş yerleştirmişler onları da artı bundan başka çok ciddi bir yağma olmuş onu hepimiz biliyoruz o topraklarda ve e, bu insanlar elbette ki geri gelen Hristiyanlara me, e, kucak açıp o hoş geldiniz demediler. Vay biz sizi bitirmemiş miydik? dediler gelenlere. O demin seni söylediğin Kuvayi Mulye'nin e, kuruluşuyla ilgili bağlantı gerçekten. Şimdi Hı. Türkiye'de Kuvayi milliyeci ruhun işte o bağımsızlıkçı ruhun e, Yunan'ı İzmir'de denize döktüğü diyelim ki yani bu çok tabir e, kullanılır biliyorsun konuşulur da ama o askeri birliklerin Anadolu'dan sonra İzmir'e girdiklerinde burada Ermeni var mı, Ermeni var mı, Ermeni kalmış mı diye ev ev gezip Ermeni aradıklarını hiçbir şekilde anlatmayız. Veya yine o Kuvayi Milliye Birliklerinin Adana'da, Anadolu'nun her yerinde daha çok geri dönen Ermenilerin oldukları yerlerde. Çünkü doğu bölgelerinde o kadar çok Ermeni kalmamıştı ve dönen çok yoktu. Ama e, özellikle Karadeniz'de geri dönen Rumlar vardı ve e, Batı bölgesinde özellikle Marmara ve Hevali'sinde çok fazlasıyla geri dönen Ermeni vardı. Ve Kuvayi Milliye Birlikleri buralara saldırarak siz hala kaldınız mı sizi bitirmeye devam edeceğiz deyip 1915'te yaptıkları işi tamamına devam etmeye karar verdiler. Bak sabro Türkiye'de pek bilinmeyen bir şey vardır. Herkes kurtuluş savaşı anti mi değil mi diye tartışır değil mi? Ama evet. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı önemli bir kanunlardan birisinin kuvayi milliyecilere af olduğunu biliyor muyuz? Hristiyanlara yönelik işledikleri bütün suçları affettiler. Bak şu çok önemli bir tarihtir. Meclis 20 Nisan 1920'de açıldı Ankara'da. Mayıs ayında daha yani ortadan bir ay geçmedi. Ayağının tozu merhaba denildi bir araya geldiler. Çıkarttıkları iki önemli karar vardır. Bir, 1915'te suç işlemiş teşkilatı mahsusa üyelerinin affedilmesidir. Bu kanun yani bu hapisten çıkartılmış teşkilatı mahsusa üyelerinin hapislerden çıkartılmış katillerdi. Onların affedileceği aslında çıkartılırken de söylenir ve daha sonra bir af kanununda çıkartılır aslında 1915'te. Fakat e, detaylarına girmeyeyim kitabımda var husus çok karışıktır ve bu af hayata geçmez. Uygulanamaz. Yani o hapishaneden kaçanlar, soykırıma katılanlar daha sonra muhtemel bir kısmı kuvayı milliye içinde de yer almıştır. Şimdi o bağlantı konusunda net bir şey söyleyemem. Fakat meclis bu insanların derhal affedilmesi kararını aldı. Bir, ilk aldıkları karar. İkincisi İstanbul'da o sırada yargılamalar yapılıyordu İttihat ve terakki yöneticilerine ve diğer soykırıma katılanlar hakkında. Ankara Meclisi kendi egemenlik bölgelerinde olan yerlerdeki bütün tutukluları serbest bıraktı ve e, şey yaptı. Soruşturmaları zaten hemen de sonlandırdı. Dolayısıyla Kuvayi Milliye ruhunun e, kurucu misyonla ilgili bir tarafı var ve görülmeyen o. Onlar o zamandan başlayarak bir apartheid rejimini kurarken Kuvayi Milliye de onların çok önemli bir gücüydü. İnsanların anlaması için bir örnek vereyim. Amerika'dan ve herkes o zaman benim anlattığımı daha rahat anlayacak. Çok uzatmayacağım. Amerika'da Amerikalılar İngiliz işgaline karşı bağımsızlık savaşı verdiler, değil mi? Evet. Ve Amerikalılar İngiliz emperyalizmini kovdular. Peki İngiliz emperyalizmini kovarken Amerikan patriotlarının, yurtseverlerinin, kuvayi milliyetçilerinin önemli bir kesimi kimdi biliyor muyuz? Güneydeki ırkçı devletler. Ve ırkçı devletler, bu eyaletler bu savaşa niye katıldılar biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Kölelik sisteminin ortadan kaldırılmaması için. Çünkü İngiltere'nin köleliği ortadan kaldıracağı gibi bir kuşku vardı. Ve en azından 20 bin civarında köle İngilizlerle birleşerek Amerikan yurtseverlerine karşı tavır aldılar. Deminki örneğimi düşünün. İstanbul hükümeti bölgelere elemanlar yolluyor, heyetler yolluyor ve Hristiyanların mallarının geri verilmesini istiyor. O yağmadan korkan, o yağmadan pay almış e, gruplar kuvayi milliyenin önemli bir parçası oluyorlar. Aynı tıpkı Amerika'daki gibi Hristiyanlar da çareyi, o ülkeyi işgal eden, Ermeni örneği çok çarpıcıdır, Fransızlarla kaçarak hayatlarını kurtarabiliyorlar. Dolayısıyla Amerika bugün, Amerika'da ırkçılık varsa bu ırkçılık o bağımsızlık savaşı yıllarına gider. Sonra ne yaptılar Amerika'da? Bunu da pek kimse bilmez. Amerika devleti kurduğunda Sabro ilk anayasaya ellerinde köle kalmadığı için kölelerin 20 bini, 30 bini hatta yani bir yerde 120 bin civarında kölenin zamanla kaçıp özgürleştiği de söylenir. Anayasanın önemli bir maddesi köle alımını serbest bırakmaktır. Anayasa maddesidir. Çünkü köle kıtlığı var. Evet. Köle satın alınabilir. Dolayısıyla bu da tıpkı Türkiye'deki mal mülk Hristiyanların mal mülklerine el konulmasının hemen organize edilmesi ve yönlendirilmesine benzer. Amerika'da siyahlara ne olduysa Türkiye'de Hristiyanlara da o oldu. Onun için memleketine geri dönmek isteyen hiçbir Hristiyanın Hakları olmasına rağmen geri dönmelerine müsaade edilmedi. Kuvayi milliye ruhu da bu. Çok teşekkürler hocam. Buna açıklık getirdiğiniz için. Ee, e, ben sizi baklatmadan hocam e, ikinci, üçüncü ve dördüncü tezlerinizi falan kitaptaki tezlere falan öyle bir dalış yapmamız lazım. Yani çok kısa özetleyelim istersen. İkinci evet, evet tezim e, benim e, 1918-23'ün Artık bir e, bu yani bağımsızlık savaşı olarak okunması yerine bir kuruluş süreci olarak okunması. Hmm. Üçüncü önemli tezim 1918 1938 yani bir tek e, 1918-23 değil. Bir tek o kuruluş hmm. savaşı, kurtuluş savaşı kısmı değil. Bütün bir 18-38 döneminin yeniden yazılması gerektiğidir. Ve bunun içinde iki önemli eleştiri yaptım bugüne kadarki tarih yazımına. Birincisi ne kadar eleştiri alınırsa olsun Türkiye tarih yazımı 1918 öncesini 1918 sonrasına entegre etmemiştir. Bunu en somut Ermeni soykırımı çalıştığım için o örnekle vereyim. Hrant Dink'in ölümünden sonra biliyorsun ya evet yazık olmuş Ermenilere gibi bir moral bir duygu oluştu toplumda. Ama bu duygu hiçbir zaman 1915'in 1918 sonrası tarih yazımına entegre edilmesi biçiminde olmadı. Bütün Türkiye tarih yazımı, eleştirel tarih yazımı neredeyse 1924 anayasasıyla birlikte. Yani Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak örgütlenmiş olmasından sonra meseleyi ele alır. En eleştirel tarihçilerimiz bile yani iddiat ve terakki ile Kemalizm arasında süreklilik olduğunu savunan tezlere bile baksanız. Yani çok uç örnek olarak vereyim. Çalışmalarından çok fazla yararlandığımız Erik Zürcher'in çalışmalarına baktığınız zaman hiçbir biçimde soykırımın 1918 sonrası tarih yazımına entegre edilmediğini görürüz. Bu Kürt tarih yazımında da büyük ölçüde öyledir. On, birinci boyut 1918 entegre edilmemiştir ve 1918 öncesini entegre etmeliyiz. Bu entegre etmekten kasıt nedir? Kitabımda anlatıldığı için girmeyeyim buraya. İkinci önemli e, tezim bu entegre tarih arayışının Cumhuriyet tarih yazımına ilişkindir. Bu dönemde yazılan tarih, herkes kendi tarihini yazdı. Yani bu 20'li 30'lu yılların tarihlerine bakın. Azınlıklarla uğraşanlar ya Rumlarla uğraştılar, e, Yahudilerse Yahudilerle uğraştılar. Bunlar olmaması gereken, negatif anlamda söylemiyorum, uğraşan zaten yok. Ancak hiç değilse yani kendi milletimin başına geleni yazayım biçiminde de yazdığı insanlar. Kürtler bütün bu dönemi Kürt ulusal mücadelesi olarak yazdılar ve tartıştılar. Ama bu süreçte Çerkezler kendi tarihlerini yazdılar. Çerkezleri de ekleyeyim. Herkes ayrı dağların başında türkü söyler gibiydiler. Hiçbiri öteki tarih yazımında neler söylendiğini, neler yazıldığını bakmadılar ve birbirlerinden ayrı şeyler konuştular. Ve aslında o dönemin aktörleri bir aradaydılar. Bu konuda benim gözümü açan bir konu Hanna'nın bana yolladığı Safar Safar'ın kitabıydı. Yani... Sizlerin zaten sessizce konuştuğunuz Şeyh Said isyanına süryani katılımı meselesiydi. İkincisi de Şeyh ile ilişkin bazı Cumhuriyet arşivi belgelerini okuyordum. Daha Şubat başında yani ayaklanma yeni başlamış birkaç gün geçmiş Mustafa Kemal Bandırma bölgesine bir tel çekiyor. Diyor ki Çerkez köylerine karşı askeri tedbir alın diyor. Şaşırdım ben. Dedim ki ya ne alaka dedim. Şeyh Said Bingöl'de e, Zaza Kürt ayaklanması öyle öğrenmişiz ya. E, bunun, Aleviler bile katılmamış. Onu da hep öyle ezberledik. E, Sunni Kürt ayaklanmasıdır. Aleviler katılmamıştır. Ondan sonra da Mustafa Kemal burada Çerkez köylerine karşı tedbir alıyor. Allah Allah. Şeye sordum, Çerkez arkadaşlarımdan tanıdıklarıma. Valla haberimiz yok biz böyle, böyle bir şeyden. Ya dedim Şeyh Said isyanı sırasında Çerkez köylerine karşı askeri tedbirler alınmış. Sonra öğrendim ki, ya bunlar da Çerkezlere ilişkin kitaplarda yazılmış aslında. Şeyh Said isyanından hemen o sırada ee, mizan, e, pardon, e, önemli bir e, Kürt e, aydını, e, şimdi ismi aklıma gelmedi, e, Yunanistan'dan e, şeyi alır, Çerkez etemi, e, Suriye'ye götürür ve Suriye'de e, Çerkez etem, hem Şeyh Said ayaklanmasının devamı sürecinde hem de 1920'deki Hoygun örgütüne doğrudan katılır. Şimdi gördüğümüz gibi dönemin aktörleri iç içeler. Sonra bu istiklal mahkemeleri kayıtlarından buldum ki Şeyh Said ayaklanmasının en büyük davası Alevilere karşı açılmış dava. En büyük dava yüzlerce Alevi yargılanıyor bir davada. Koçuşağı davası diye de geçer. 190 civarında idam cezası istenir. 58 idam cezası verilir ve 9 kişi idam edilir o davadan. Daha sonra o sürlenler olur, yollarda öldürülenler olur o insanlardan. Yani 25 olayı bir çarpıcı bir örnek. Çünkü bir olayda Çerkezi var, Alevisi var, Süryanisi var, e, Zazası var, Sünni Kürt aşiretleri var ama bizim tarih yazımımızda bunlar yok. Dolayısıyla bu bir entegre tarih kaçınılmazdır tezini işledim. Son tezimde Türkiye kurucularıyla araya mesafe koymak zorundadır. Yani bir tek soruyu cevap aradım ben. Ya herkes demokrasi istiyor. Zaten kitabımın girişindeki cümle de odur. Ya kime sorsan herkes eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık ister bu topraklarda, etnik din kimliklerinin ötesinde. E peki niye olmuyor? E bana göre bunun olmamasının en önemli nedenlerinden birisinin tarih yazımının ve de bugünkü politik kültürün esas olarak kendisini kurucularla identite, identite etmeleri, kurucularla özdeşleştirmeleridir. Apartheid'i kurmuş olanla kendinizi özdeşleştirirseniz, Apartheid'ı Kuranların eksik yaptığını tamamlamak ödevini önünüze koyarsanız ki bu sadece ama e, kurtuluş boyutuyla o boyutla bile önünüze koyarsanız onların Apartheid'in kurucu olduğunu göremezsiniz ve Apartheid rejimini ortadan kaldıracak bir demokrasiyi gerçekleştiremezsiniz. O zaman Türkiye'de demokrasi istiyorsanız apartheid'i kuranlarla aranıza mesafe koymak zorundasınız. Son tezim de buydu. Benimkisi bir şöyle bitireyim istersen. Benimkisi aslında bir çağrı. Ben burada e, Türkiye toplumunu bir sohbete davet ediyorum aslında. Yani benim mesajım birilerine self eleştiri değil. Benim mesajım sadece solculara değil, sadece İslamcılara değil, sadece Kürtlere veya Alevilere değil. Diyorum ki, ya düşünün, bir düşünelim. Bizim birbirimize söylemediğimiz bir şey kaldı mı? Yani şimdi ötekinin bize ne söyleyeceğini, bilemiyor muyuz biliyoruz tabii ya yani aşağı yukarı her türk her kürdün ne söylediğini tahmin edebiliyor ve bilebiliyor ya artık ezbere konuşuyoruz her şeyi gelin bir şapka önümüze koyalım ya bir düşünme tarzımı değiştirelim belki böyle bir şeyde şunu göreceğiz biz hala atalarımızın soğuk eli öyle tanımlıyorum boynumuzdan tutmuş, bize tarihe de bir tür baktırıyor, geleceğe de bir tür baktırıyor. Onun dışında öz başka bir şey bakamıyoruz. Onun için gelin ne olur bu boğazımızı sıkan soğuk elden kendimizi kurtaralım, yeni bir şekilde düşünmeye başlayalım, yeni bazı şeyler konuşalım. Ve bu yeni konuşacağımız şeyin merkezinde de Nasıl bir demokratik yarın kurarız? Ve bu kuruluşun apartheid olarak kurulduğunu göremezsek de güzel bir demokratik gelecek kuramayız, olacaktır. Özet tezlerim bunlar kitaptaki sabrım. Teşekkürler hocam. Ee, hocam ben son e, hafta e, birkaç arkadaşımı aradım. Aralarında Süryan yazar Fahmi Bergelloğ. E, Can Bezsavu'yı, e, ortak dostumuz Hanna Kerkini. İsmini biraz önce zikrettiniz. Malak Barsum'un siyasi suçlu olup olmadığı, siyasi suçlu olmadığı, adi suçlu olduğu konusunda eleştiriler var. E, onların düşüncelerini aldım. Özellikle Fahmi Bargello arkadaş. Olur mu böyle bir şey? Bütün medya... Tanıyordu. Ee, yaşlı Suriyelilerle söyleşiler yaptım. Onu, ona adi suçlu diyen falan kim? Ee, biraz söyleyeceğiz ismini, zikrettiniz Siz e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben buna çok üzüldüm. Üzülmemin asıl nedeni e, bu ciddi bir burnu büyüklük, ciddi bir saygısızlık bu kelimeyi kullanmama da müsaade edin. Ciddi bir terbiyesizlik. Niçin? Ben Malak Barşom'un siyasi bir suçlu olarak yargılandığını kitabımda zaten esas olarak dört kaynağa e, dayanarak aktarmıştım. Bu dört kaynak belli. Birincisi Safar Safar'ın kitabı. Onu belki yeniden göster okuyucu dinleyicilere. Bu önemli bir kitaptır ve Türkçe'ye kazanılacağını, kazanılmasını ümit ederim. Birincisi bu kitaptır. İkincisi teşekkür etmek durumundayım. Jan arkadaşımız, senin de tanıdığın Stockholm'de. Bana yani çok önemli Süryanice kaynaklar yolladı. Bunların çevirilerini gönderdi bana. Ve ben bu kaynakları da kullandım. Bunu 1925-26'larda, 27'lerde, 28'lerdeki Süryanice kaynaklar. Ve orada Süryanilerin Şeyh Said isyanı süresinde başlarına gelenleri, katılım sorunları ve benzeri bütün bunlar anlatılıyor. İkincisi bu kaynakları kullandım. Üçüncüsü Şark İstiklal Mahkemeleri arşivi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bugün araştırmacılara açıktır. Orada çok geniş bir biçimde e, Malak Barşom konusunda araştırma yaptık ve oradaki belgeleri kullandık. Bir kısmını da kitabımda kullandım. Dördüncüsü de Piyasada bir kitap vardır yani kitap dediğim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PDF olarak vardır. Herkes indire, indirebilir. Şark İstiklal Mahkemelerinin karar suretleridir. Bu beş ciltlik bir kitaptır ve ben o ciltte Malak Barşom'un karar sureti vardır. O karar suretinde zaten Malak Barşom'un işte bir cinayetten, iki casusluktan, üç e, <laughs> ayaklanmaya katılım katılmaktan dolayı suçlandığı ve idam edildiği yazır. Şimdi Malak Barşom'u adi suçlu ilan eden kişi ve kişiler bu mahkeme kararını sadece o kararı alıyorlar bir ve bu kararı çarpıtıyorlar. Karardaki siyasi suçlu olduğunu gösterir. Ayaklanmaya katılmayı bir kenara atıyorlar. Aa, adi bir cinayetten yargılanmış deyip onu öne çıkartıyorlar. Ve bütün o mahkemelerdeki diğer kaynakları benim kullandığım bir zabıt varakası vardır. Zabıt varakası der ki şey diye başlar isyana katıldığı için diye başlar. İdam edildiği zaman göğsüne asılan zabıt varakasında. Öte onları da yok sayarlar ve adi suçlu. Ve bu sırada da yaptıkları asıl büyük iki tane saygısızlık var. Onun için o ağır kelimeyi kullandım. Bu arkadaşların Süryani arkadaşları var. Bunlar Süryanileri de tanıyorlar. Bir tanesi açıp bir Süryani'ye ya böyle bir şey var. Bu nedir diye sormadı. Ya burada Süryani kaynakları kullanılmış. Ya acaba bu Süryani kaynakları nedir diye merak etmediler. Yani Süryanilerin, kurbanların, kurban bu insanlar, kurbanların kanaatlerini hiçe sayarak, yoka sayarak, arşivdeki belgeleri de yoka sayarak, sadece bir karar suretindeki cümleyi de tarif ederek bunu yapmaları, Affedilir bir suç değildir. Ve bence bu insanların süryanilerden özür dilemesi gerekiyor. Çünkü bir konuda ilk önce dinleyeceğiniz gerçekten kurbanlardır. Onların söylediklerine kulak vermek zorundayız. Ve sonuçta ben e, sadece bunu e, sosyal medyada, Facebook hesabımda paylaştım. Diğer belgeleri de yayınladım. Yani mesela kitabımda çok Iı, Malak Barşom'a ayrıntılı girmediğim için kullanmamıştım. Malak Barşom hakkındaki ilk bir ihbarname vardır. O ihbarnamede bir bilgiler verilir ki yani birincisi 1919'da Ali Batı ayaklanmasına kayıt katılmıştır. Bu önemli bir Kürt ayaklanmasıdır. İçinde Süryaniler de vardır. Hatta Ali Batı'nın işte Süryani kökenli olup olmadığı üzerine sizler daha iyi bilirsiniz onları aslında. En büyük, en yakın arkadaşının bir Süryani olduğu onunla birlikte her bir işi yaptığı, hapisten birlikte çıktığı bunlar hep yani Süryaniler arasında da bölgedeki Kürtler arasındaki bilinen e, hikayelerdir. Ve e, Malak Barsom Ali Batı, Batı hareketine katılmıştır. İki, Malak Barson 1920 yılında rejim tarafından Kuvayi Milliyetçiler diyelim senin şeyinle ama yani bölgedeki saldırılar karşısında Türk bir tek Kuvayi Milliyetçiler değil Ermenilerin geri, geri dönmesinden rahatsız olan yerleşmesinden rahatsız olan Müslümanların saldırması üzerine canları tehlikede olan Ermenileri Irak'a ve Suriye'ye geçirmiştir Malak Barjon. Ve bu bir suçlama olarak hakkında vardır. Üçüncüsü 1923 yılında Malak Barjon hakkında vatana ihanet açına dava vardır. Bütün bunları da şeyde yayınladım. Yani sonuçta Malak Barjon'un e, hakkında bu tartışma belki ya, yani, e, iyi oldu. Böylece daha çok şey öğrendik diyelim. Bunu makale yaparız. Yaparım belki Malak Barjon konusunu evet. böyle insanlar bilmedikleri bir şeyi öğrendiler. Kitabımda söylediğimi söyleyerek bitireyim. Malak Barşom yeni Türkiye'nin demokratik, özgür, vatandaş eşitliğini kuracak Türkiye'nin önderlerinden birisidir. Hocam Malak Barşom e, hakkında biraz daha duracağız. Ancak izin verirseniz ben e, bu kitabın e, nasıl ortaya çıktığı konusunda kısa bir e, hikayesini kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. E, biliyorsunuz Stockholm Üniversitesi'nde Profesör David Gaunt e, ve yardımcısı e, Can, ortak dostumuz Can Bessava var. E, bunlar bir proje için Thomas Abdallah isminde bir arkadaşımızı Amerika'ya gönderiyorlar. New York ve New Jersey'ye git orada Suriyelerle ilgili ne bulursan getir diyorlar. Bu da New Jersey'ye gidiyor. Oradaki e, din adamlarına yaşlı Suriyelilere etrafınızda yazılmış çizilmiş tarihimiz konusunda bir şey var mı diyor. E, papazlardan bir tanesi vallahi vardı oradaki çöp kutusuna attık bir kısmını dedi. E, gidiyor bu e, bir dosya falan buluyor ve dosya Arapça papaza gösteriyor. Papaz efendi diyor bu dosyada Arapça yazılmış yazılar falan var. 100-200 sayfa falan. Bu neyin nesi? Bu şey diyor Safar Safar'ın dedesiyle amcaoğluyla ilgili yazdığı herhalde notlar falan diyor. Bu Thomas Abdallah arkadaş da telefonu alıyor. Can Behsavur arkadaşımıza İsveç'e telefon ediyor. Can diyor, safar safar üzerine bir şey buldum. Can çok seviniyor, sevincinden uçacak. Hemen onu al, bana gönder falan diyor. Ve o şekilde bu kitap aslında çöpten kurtarılmış bir kitap. Eğer Thomas Abdullah ismindeki arkadaşımız bir gün daha gecikseydi, bu kitap ve bu bilgilere biz sahip olamayacaktık hocam. Hocam, işte Malak Barsom kitabınızda da Malak Barsom'un Hacı Ağa ve şey Said'le işbirliği içinde olduğu ve bu yüzden edam edildiği bilgisine yer veriyorsunuz. Bu konuda kaynaklarınız konusunda da bildirdiniz. O sırada kitaptan da okuduğum ve Fahmi Bargallo arkadaştan da edindiğim bilgi şu malak barsom hacı ağa ve şey saitle işbirliği yaparken ona bazıları ya bunlar 1915'te bizi katlettiler. Nasıl bunlarla birlikte hareket ediyorsun falan diyorlar. Ama Malak Barsom özellikle Hacı Ağa'ya büyük değer verdiğini söylüyordu. Hacı Ağa ve aşireti asla süreyenlere saldırmayacaktır ve onun e, bir kardeş gibi güvenilir kabul ediyorum hatta ben yeğenlerime kendi öz yeğenlerimi terk edebilirim ancak Hacı Ağa'ya asla terk edemem onun dostluğunu ve sadakatini inkar etmem mümkün değil diyor kitabında evet. ama evet. E, siz de bahsettiniz kitabınızda eee şey saitten iki kişi medyata gidip özel görüşme yapmak istiyorlar. Bu konuda bilginiz var mı hocam? Yani şimdi e, senin bütün bu söylediklerini şöyle özetlemek gerekiyor. Süryanilerin artık e, bugüne kadar e, duyulmayan seslerini duymamız gerekiyor. İkincisi eee Süryanilerin de bu tartışmanın bir parçası olması gerekiyor ve süryani kaynaklarının da çok ciddi ele alınması gerekiyor. Safar Safar'ın kitabı bir anı kitabı. Her anı kitabının e, sahip olduğu eksiklikler, fazlalıklar var. E, bu anı kitabından kalkarak ben Haco'nun akrabalarına da ulaştım. E, Haco konusunda uzman olan bir e, Haberkan hmm. aşireti hakkında iki ciltlik e, yazı yazmış insanlara da e, ulaştım. Kitap yazan, Şeyh Said üzerine çalışan arkadaşlarla da tartıştım. Bunlar daha fazla önümüzdeki dönem konuşulacak ve tartışılacak e, konular. Bilgilere ihtiyacımız var. Yeni bilgilere ve yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Özellikle e, süryani kaynaklarına ihtiyacımız var. İşte Safar Safar'ın anlattığına göre Haco'yu e, Suriye'ye geçiren aslında Malak'tır. Ama e, buna hiçbir Kürt kaynağında teyit edemeyiz örneğin. Onun için evet. veya diyelim ki yani bu tür teknik bilgiler var, bilmekte fayda var. İşte Malak Barşom e, Şeyh Said'in oğlunun avukatı olduğunu söyler aslında hatıratında. Bu Şeyh Said ve oğulları onlar aslında... Ticaretle de uğraşan kişiler ve böyle bir yakın ilişki de var. E, bu tür ilişkilerin detaylarının öğrenilmesinde fayda var. Fakat bu Şeyh Said, hacı ve e, Kürtler genelinde bir şeyin altını çizmek gerekiyor. E, bence e, asıl önemli olan azadi örgütüdür. Kürtlerin kurmuş olduğu azadi örgütüdür kuruluş tarihi üzerine çeşitli tarihler verilir. Bunlar önemli değildir. Büyük ölçüde e, ama Azadi Örgütü de yani İttihat Terakki'nin ilk kuruluş yıllarını belki hatırlayabiliriz. Genç, dinamik, e, askeri okullarda eğitim görmüş ama biraz daha fazla İttihat'ın ilk kuşağıyla kıyaslandığında belki biraz daha e, dine daha bağımlı bir grup fakat Bunlar oldukça eşitlikçi bir grup. Şimdi hem Şeyh Said'i hem Kürtlerin hem de Malak Barşom'un Kürtlere ilişkin tutumunu anlayabilmek için ben bütün herkesin dikkatini 1924 e, Nasturi ayaklanması diye anlatılan olaya çekmek isterim. Biliyorsun Bizim, Doğu Süryani bu, Kilisesi mensupları evet. Ya yani biliyorsun bu Nastu bin, e, Nasturi ayaklanması sözde işte bir grup Nasturi İngiliz emperyalistlerine dayanarak bu tarih yazımı böyledir. İngiliz emperyalistlerine dayanarak bölgede isyana teş teş, teş e, te, e, isyan etmek istemişler ve e, buna karşılık da işte bu İngiliz oyununa müsaade etmemek için de e, şeye girmişiz. E, ayaklanmayı bastırmaya girişilmiş. Şimdi aslında bu demin senin söylediğin Kuvayi Milliye ruhu veya e, Anadolu'ya giden İngiliz ve Fransız ve Osmanlı hükümet heyetiyle çok doğrudan bağlantılı bir konuyu konuşuyoruz. nasr ayaklanması diye bir ayaklanma yok. Bunlar aslında Hakkari bölgesinden birinci e, Cihan Harbi yıllarında Öldürülerek ve şiddetle sürülmüş Nazlırlar. Daha sonra da bölgeden Osmanlı geri çökünce ve bölgede bir boşluk olunca İngilizlerden de güven alarak kendi köylerine dönüyorlar. Bütün Nastürü ayaklanması denen o işin özü kendi bölgelerine geri gelen Nazlırlar. Şimdi bu tabii ki Ankara hükümetinin hiçbir biçimde işine gelmiyor hem gelip zorla el konulmuş arazilerini geri alıyor insanlar hem de bunlar sonuçta İngilizlerin yakın daha yakınında olan kuvvetler. Ne yapıyorlar? Derhal aynı 1915'teki siyaseti izliyorlar sabrı. Türk hükümeti o zaman daha şey halinde, e, çekirdek halinde oluşuyor. Türk hükümeti bölgedeki Kürt aşiretlerine ve bildikleri Kürtlere, Nasturilere isyanını bastırmaya davet ediyorlar. Aslında yağmaya davet ediyorlar. Ve orada İhsan benim diğer bir önemli önderimiz, önemli bir kurucumuz diye ismini andığım İhsan Nuri ki kendisi azadi örgütünün önemli mensuplarından birisidir, Beytül Şabap'tadır ve Beytü Şabap'ta bu ordunun, oradaki Türk ordusunun Nasturilere karşı operasyonda kullanılacağını da görerek yine Kürtlerin elini Hristiyan kanına bulaştıracaklarını görerek tavır alırlar. Ve askerdeki, ordudaki ufak bir askeri ayaklanma diye gösterilen İhsan Nuri'nin İlk ayaklanması böyle bir şeydir. Nastürü ayaklanmasında yer almak istemedikleri için ayrılırlar Hı. ve yeteri desteği bulmazlar. Ve burada Şeyh Said'in tavrı da önemlidir. Şeyh Said de orada nastürlerden yana tavır alır. Destekler onların taleplerini. Onun için Malak Barşom amca oğluyla tartışırken bu konuyu der ki evet Kürtler 1915'te bizim katillerimizdi ama Aynen. bugün biz eşitliği Türklerden alamayız Türkler bize eşitlik vermez biz eşitliği Kürtlerle sağlayabiliriz bu da Kürtlerin o ittihatçı politikalara destek vermelerinden daha sonra kurban olmalarına yani cumhuriyet döneminde kurban olmalarına geçiş sürecidir. Nastüre ayaklanması bu bakımdan önemli bir dönüm noktasıdır. Ve hakikaten de nastüre ayaklanmasında, ayaklanma diyorum ben de işte o nastürlerin bastırılması ve yeniden sürülmelerinde Kürt aşiretleri esas olarak çoğunlukla gene Türk ordusuyla birlikte hareket etmişlerdir. Ama onun yanında Şeyh Said gibi veya işte az, azadi örgütü yani buna tavır alan Kürt ilericileri, Kürt unsurları da mevcuttur. Şimdi burada çıkartacağımız ders şu. Tarihin hiçbir döneminde Kürtler de, Süryaniler de, Çerkezler de grup olarak hareket etmiyorlar. Süryanilerin içinde bir grup hakikaten o Malak Barsom'un amcasının oğlu onlar Sessiz kalırlar Şeyh Said ayaklanmasında. Hatta bazı süryaniler devlete daha yakın tavır alırlar. Şimdi o tür detayları sizler biliyorsunuz ben sizlerden dinledim o hikayeleri. Malak Barşom'un e, hapisten erken çıkartılmasında devletten yana tavır almış bazı zengin süryanilerin yerel valiyi, kaymakamı parayla boğmasının önemli payı vardır. Yani bu tür kuvvetli iç ilişkileri vardır. Sonuçta Malak Barşom'u korumak için o e, tavır alan, devletle birlikte tavır alan süryani e, gruplar devlete rüşvet vermişlerdir. Bırakın bizim çocuğu demişlerdir. Öyle de olmuştur nitekim. Aynı şey Kürt aşiretleri içinde geçerli. İçinde devletten yana tavır alan var ama içinde Şeyh Said gibi veya e, İhsan Nuri gibi bizim elimizi bir daha Hristiyan kanına bulaştıramazsınız diyen, açıktan tavır alan bir Kürt hareketi var. Ve bu Kürt hareketi sonuçta Şeyh Said de kendisini ifade ediyor. Şeyh Said onun için ilk açıklamasında, ilk beyannamesinde, bizim çok okumadığımız, kullanmadığımız ilk beyannamesinde Ermenilere yapılanları bize de yapacaklar diye insanları safına çağırır. Dolayısıyla hep şöyle bir tarih var karşımızda. Bir grup Suriyan'ın bir tarafta, öbürünün diğer tarafta. Kürtlerin bir grubunun bir tarafta, diğerinin öbür tarafta. Aynı şey Çerkezler için de geçerli. Çerkezlerin bir kesimi bir tarafta, diğer kesimi bir tarafta. Nasıl okuyacağız o zaman bu tarihi? Bu tarihi bir tek her bir etnik grubu kolektif, tek başına hareket eden aktörler olarak görmeyeceğiz. Eşitlikçi damar vardı diyeceğiz. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında da ve bu eşitlikçi damarın içinde Süryani vardı, Kürt vardı, Çerkez vardı ve bunlar bu eşitliği sağlayabilmek için harekete geçmişlerdi. Ama aynı zamanda bu apartheid sisteminden yana olan Kürt vardı. Apartheid sisteminden yana olan yani yana olmasa bile aman aman sakın biz bu işe bulaşmayalım yoksa gene fatura bize kesilir diyen Süryani vardı. Çerkesler de aynı şekilde. Siz Çerkes arasındaki tartışmadan biliyoruz biz. Bir grubu diyor ki yani e, Mustafa Kemal'le istediğimiz kadar kişisel hesaplaşabiliriz. E, problemimiz olabilir ama mesele e, toprak meselesine gelince biz asla Kürtleri destekleyemeyiz. Türklerden yanayız diyen Çerkesler de vardı. Dolayısıyla Çerkesler'de de işte e, kitabımda kimsenin görmediği, görmek istemediği Çerkez Etem'in Celal Bayar'a yazdığı mektubu yayınladım. Yani Türkiye'de yayınlanmış bir mektup. Ve orada Çerkez Edem çok açık bir biçimde Kürtlere özellik istiyor. Asimilasyonla bu vatanı, bu hiçbir sorunu çözemezsiniz diyor. Dil özgürlüğü istiyor bütün gruplar için. Özet, eşitlikçi bakışla baktığımız zaman Malak Barşomu ve onun niçin Kürtlerle birlikte hareket ettiğini ...daha iyi anlamış olacağız. Evet hocam... ...bu kitabı birçok... ...İngilizce bilmeyen birçok... ...Süryani de okumuş değil. Ben 13. sayfadan... ...birkaç satır... ...Türkçe'ye... ...birkaç satırı Türkçe'ye çevirdim. İzninizle onları okumak isterim hocam. Evet. Ve Malek Barsom'un... ...nasıl muhalif... ...biri olduğu konusunda ipuçları... ...verir bize. Mesela şöyle diyor... Bugün egemenlerimizin zihniyeti ayağa kaldığı sürece, e, aynı kaldığı sürece ulusal yürüyüşü onların özgürlük dedikleri çatı altında yürütme arayışımız güvenli ve müreffah bir yaşamın garantisi e, değildi. E, özgürlük, eşitlik, yoldaşlık diye tanımladıkları yasalar ve gerekçeleri ile bizi kandırıyorlar. E, Yeni anayasa bize karşı. Bu anayasayı reddediyoruz ve bununla savaşacağız diyor Malek Barson. İşte bunu diyen biri adi suçlu olarak itham edilmesi e, gerçekten e, acı. E, i̇stiklal Mahkemesi tutanaklarında adi suçlu diyor. Demiyor. diyor? Bu tutanaklara düzeltirim düzeltirim. Hiçbir biçimde adi suçlu diye bir şey yok. Cinayet suçu evet. oradan bulunuyor ve genel bir cinayet diye ama ayaklanmayla bağlantılı olarak cinayet diyor. Hiçbir biçimde tek bir kelime yoktur ki Malak Barsom adi suçlu olsun. İşte bu yüzden içinde ne olursa olsun bu istika, istiklal mahkemesi tutaklar, eleştirel bir gözle bakılması gerekmiyor mu? Örneğin hocam aklından şu geçiyor. 20-30 sene sonra bazı araştırmacı ve tarihçiler Türkiye'deki arşivlere girip Selahattin Demirtaş'ın 7-8 senedir niye Edirne Cezaevi'nde tutulduğunu araştırsalar büyük bir ihtimal olasılıkla Demirtaş'ın birçok kişinin ölümüne neden olduğu ve terörü desteklediği şeklinde arşiv bilgileri de bulacaktır. Uysa hepimiz bunun böyle olmadığını ve Demirtaş'ın başka nedenlerden dolayı rehin olarak tutulduğunu biliyoruz. Buna eleştirel yaklaşan bir anlayış niye Malık Barsoma ve İstiklal Mahkemesi tutanaklarına, tutanaklarına bu şekilde eleştirel bakamıyor? Birincisi galiba bir tarihçi olarak senin de yakında doktoranı bitirerek bir tarihçi olacağını da ekleyerek bir iki tarih metodolojisi konusunda bir şey söylemem gerekiyor. Mahkeme kayıtlarına elbette ki eleştirel bakmak gerekiyor ama bir tek mahkeme kayıtlarına değil her kaynağı eleştirel bakmak gerekiyor. Şimdi Nürnberg mahkeme tutanakları olmasaydı Holocaust'un ilk akademisyenler ortaya çıkmazdı. Holocaust konusundaki çalışmalarda en önemli kaynak Nürnberg mahkeme tutanaklarıdır. İstanbul'daki iddiat ve terakki yargılanmaları olmasaydı Ermeni soykırımı çalışmaları bu derece ileri olmazdı. İstanbul mahkemelerinin kayıtları Bugün Ermeni soykırımı çalışmalarının en önemli kaynağıdır. Kaynaklarından birisidir. Artı şimdi şunu iddia ediyorum. Şark İstiklal Mahkemeleri kayıtları bir tek karar suretleri değil. Şark İstiklal Mahkemeleri kayıtları ve arşivi binlerce sayfadır. Cumhuriyetin erken dönemini yeniden yazdıracak en önemli tarihi kaynaklardan birisidir. Onun içinde o kaynaklar bugün eğer bu tarih yeteri kadar yazılmadıysa senin kuşkuyla bakalım dediğin o kaynaklara bakılmadığı içindir. Onun için hiç kimse ama hiç kimse rica ediyorum bu devasa arşiv bilgilerine, bu devasa mahkeme kayıtlarına o devlet kaydıdır deyip bir eliyle kenara atmasın. Çok önemli belgelerdir. Eleştirel gözle bakacaksınız. Her mahkeme kaydına elbette ki. Ama safar safara da eleştirel gözle bakacağınız gibi. Tabii. Şimdi bu noktadan baktığımızda yapılan hata şu. Mahkeme kayıtlarına bakılmıyor. Bir tane karar sureti kargadan başka kuş mahkemenin karar suretinden başka belge tanımam diyerek o karar sureti tahrif ediliyor. Yani ortada devletin yanlış ve yalan bir belgesine güvenen bir zihniyet yok. Selahattin Demirtaş örneğin onun için tam uymuyor. Selahattin Demirtaş, Malak Barşom'un karar suretinde yalan bir şey yok. Hakkındaki bütün iddialar orada doğru. Şöyle Sabro bunları mahkeme tutanaklarının bütününe baktığın zaman göreceksin. Casusluk evet. Bütün Süryanilere casusluk suçlaması yapıyorlar. Çünkü Süryaniler Kürtlere sınırdan geçiren en büyük yardımcı güç. Evet. Ama siyasi nedenle yapıyor. Malak Barşom siyasi nedenle Kürtleri geçiriyor. Süryaniler Musul'a gidince çoğu bir kısmı İngiliz ordusunda da görev alanda oluyor veya Fransız ordusunda görev alıyorlar. E, e, ücreti de olduğu için ve geçişlerde yardımcı da oluyorlar. Şimdi dolayısıyla casusluk suçlaması adi suçlama değil ayaklanmayla bağlantılı. Şimdi karar suretinde de öyle diyor. Ayaklanmayla bağlantılı cinayet diyor. Ama zaten şeye baktığınız zaman... E, bütün diğer belgeler bütününe baktığın zaman orada şunu da öğreniyoruz biz. Cinayet suçlaması da sonradan uydurulmuş üstüne yük olarak. O kısmıyla evet. Selahattin Demirtaş örneğine benziyor. Yani bu bakımdan e, ucuz yollara gitmeyelim. Bu Malak Barşom günahını işleyenler bir tane karar suretinin içindeki cümlenin üç boyutundan birisini çekip çıkarttıkları için yoksa mahkeme kayıtlarının hepsi çok önemli ama eleştirel gözle hepsine yeniden bakmamız gerekiyor. Yani senin söylediğini şöyle bir cümleyle söyleyeyim: 1975 yılında, 76 yılında ben tutuklandığımda bana cinayet suçu da yükleyeceklerdi çünkü ben bir gösteriye katılmıştım. O gösteride bir Adalet Partisi milletvekili vefat etmişti. Arabası ya ölmüştü adam öldürülmüştü diyelim. Arabasıyla geçiyor mitingin içinde. insanlar e, arabaya taş atıyorlar. Ya atılan taşlardan biri çarpmış ya da şoför duramadı bir yere mi çarptı? Şimdi detayını hatırlamıyorum. Ama o milletvekili vefat etti. Ve çekilen fotoğraflarda arabanın <laughs> görüldüğü yerde benim de resmim var o kalabalık böyle yüz onlarca insan var ve savcı o arabanın içindeki adamları çağırdı ve onlara beni göstererek buydu değil mi buydu değil mi taş atan ve adam namuslu dürüst Müslüman bir adam çıktı dedi ki ben Müslümanım dedi günah işleyemem dedi savcı bey dedi ben bu çocuğu görmedim demiş savcı üstlerine saldırıyordu adamların bu din bu din ağzından köpükler saçıyordu adam da şey yapsa Lan budur dese, haydi al bakalım. Yani Taner Akcan bir de e, cinayet suçundan yargılanmış olacaktı. Söylediğiniz gibi, yani o e, devrimcilerin işte e, yok devrimci olmadıkları, adi suçlu oldukları yok. Demirtaş örneği güzel bir örnek, e, insanları tahrik ettiği, teşvik ettiği vesaire gibi. Bütün o tuhaflıklar da o resmi devlet belgeleri içerisinde olur. Bir tek çözüm var. Eleştirel göz. Evet hocam. Bu anı kitabında hocam e, e, mesela Şeyh Said'in iki özel temsilcisi Abdü Ağa ve Halil Ağa'nın medyata gidip Balak Barsom'la görüştüğü ve bu kitapta da başka bir bilgi e, Balak Barsom halkımı anan, anmayan ne Lozan'ı ne Sevri kabul ederim. İkisini de reddediyorum. Şey Said daha fazlasını, yani bize eşitlik, daha haklarımızı tanıyacağı, hatta otonomi falan kitapta falan, Suriyelilere otonomi tanıyacağı o şekilde bilgiler falan var. Ve dolayısıyla Malak Barsom tartıyor. Bir tarafta bizi anan, bizi inkar eden, hiçbir şekilde eşit davranmayan ama öbür tarafta da bir takım vaatlerde bulunan biri var ve bir takım vaatlerde bulunan birine daha fazla yakınlık duyuyor. Kitaptaki bilgiler o şekilde hocam. Çok doğru. Bu e, kitaptaki bilgiler aslında e, Hacı ayaklanması diye daha sonra Şeyh Said'den sonra onun bir devamı olarak gündeme gelen Hacı ayaklanması aslında tek ayaklanma. Ama devlet bunları parça parça bölüyor. Ayaklanması konusunda çok önemli ek bilgiler veriyor. Bu e, anı kitabında ismi geçen e, iki önemli temsilciyi ben e, bu konunun uzmanı e, arkadaşlarla, yani Kürt akademisyen arkadaşlarla tartıştım. Tanıyorlar o isimleri. Teyit ettiler o isimlerin olduğunu. Örneğin e, Hacon'un Şeyh Said ayaklanması sırasındaki yani o 1925 Mart Nisan aylarındaki tutumu çok tartışmalıdır. O konuda iki önemli ciddi iddia vardır. Birinci iddia Hacun'un devletle işbirliği yapıp Şeyh Said'e karşı tavır alıp savaştığı yolundadır. İkinci iddia da hayır asla öyle bir şey olmamıştır. Bu daha çok Hacun'un akrabaları tarafından. Erkanaşietinin bugünkü temsilcileri tarafından da savunulur mesela Barak e, Malak Barşom'un bu anısında bu konuya bir açıklama var bir açıklama yapıyor yani burada o detaylara girmek istemiyorum e, bu açıklamaların ayrıntısına ben kitapta girmedim Çünkü bu gerçekten konunun uzmanı arkadaşların çözeceği bir konu e, ama Suriye Komünist Partisi'nin 1925-26 yıllarında dergilerinde resmi olarak Hacı ayaklanması konusunda yaptıkları bir açıklama var. Kitabı onu aldım. Ve o açıklama aslında Malak açıklamasıyla üst üste örtüşüyor. O da Hacı'nın hiçbir biçimde devletten yana açıktan tavır almadığı ama alıyormuş gibi görünerek çünkü ayaklanma bastırılmış artık yeni bir ayaklanma hazırlığı için çünkü o sırada Şeyh Said yenilmiş güçlerini geri çekip yeni bir toparlanma için kullandığı. Bu bakımdan da zannediyorum Suriyani kaynakları çok çok önemli. Malak Barşom'un ve akrabalarının aktardıkları çok önemli. Daha çok başlardayız Sabri. Yani Evet hocam. Ben dediğim gibi son bir iki hafta içerisinde birçok insanla görüştüm. Ee, özellikle Fahmi Bargello arkadaş yaşlı Suriyelilerle konuştu. Onun duyumlarını aldım. Midyat'ta e, mesela Malak Barsom evlendiği gün ev, e, akşam yemeğine falan e, Midyat, Saur e, kaymakamının olduğu e, Diyarbakır'dan özel temsilciler Mardin valisi vesaire Hacioa'nın o yemekte olduğu ve yemekten sonra da da herkes ayrılıyor. Aynı gece sabaha doğru e, Mardin valisi askerlerini gönderip e, Malak Barsov'u tutuklatıyor. Ve şey Said isyanına ve onunla işbirliği içerisinde olduğu suçlamasını yöneltiyor e, Malek Barsov'a. Böyle bilgiler var kitapta ilginç. Bunları önümüzdeki dönemde sağlıklı bir şekilde e, tartışacağız. Daha fazla bilgiler edineceğiz hocam. Özellikle Süryanilerin bu konuda hatırlarsın ilk Malak Barşomu ben Hanna'dan duyduğumda senle de tartıştım bunu evet. ayrıntılı olarak. Evet. Daha sonra diğer Süryani arkadaşlarla da hepimiz tartıştık ve biliyoruz ki şöyle bir hem fikir olduk sonuçta. Aslında Süryaniler bu olaydan dolayı büyük bir sessizlik içindeler. Konuşmaktan evet. korkuyorlar. Hatta Kitabıma yazdım galiba, sizden öğrendim gene. Ee, Elazığ'daki Süryani Kilisesi'nin bahçesine bile gömmekten korkmuşlar Malak mu Yani onun şu anda mezarının nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Bu nedenle tarihimiz üzerine yeni bir konuşmanın, yeni bir sohbetin, yeni bir toplumsal e, konuşmanın şart olduğunu düşünüyorum. Ve bugüne kadar sesleri duyulmayan Süryanilerin de ben seslerinin daha fazla duyulması gerektiğine inanıyorum. Onlar da cesaret bularak belki o kendi sessizliklerini aşabilirlerse yeni bir geleceği birlikte kurabiliriz diye ümit ediyorum. Benim aldığım bilgi hocam elbette sözlü kaynaklara dayanıyor. Malak Barsom'un e, Harput'ta Süryani Kilisesi'nin kilisesinin bahçesinin dışında gömüldüğü ve Süryani Kilisesi ona korkudan sahip çıkamadığı devlete karşı çıkmış biri bu anlamda sahip çıkamadı e, ve oraya gömüldüğü ve mezarının üzerinde yol yapıldığı ve mezarın kaybolduğu ama diğer asılan yedi Süryani mezarları e, Kilisenin bahçesinde bir yerde duruyor. Benim evet. bilgim bu. Hocam, bir saati aşkın bir süredir konuştunuz. Evet, Sonuçlarıma cevap verdiniz. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ee, kitabınız, inanıyorum daha fazla yankı getirecektir. Sağlıklı bir tartışma hepimizin özlemidir. Ee, bu program için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim ve sana iyi çalışmalar görüşmek ümidiyle hoşçakal. Sağ olun. Sağ olun.